İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefesiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Gel şaşkın. Alo. Emin misin bu gece halletme konusunda? Yo, benim için bir sorun yok. Hazırlığımı yaptım ben. De şu kitapçıyla bir konuşmak istiyorum. Eğer istediğimiz onda değilse o zaman öldürelim gitsin. Tamam, merak etme. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Şinan. Bir bey geldi, arkadaşınmış. Ben de kapıda beklemesin diye içeri aldım. Hoş geldin. Dışarıda bekleyemedim mi biraz daha? Soğuk dışarısı. Ne istiyorsun? Ne içersiniz? Ben bir şey istemez. Sen bizi biraz yalnız bırak Eda Hanım. De bakalım derdine. Kim olduğumu tahmin ettim bence. Yani uğursuz birine benziyorsun ama tam çıkaramadım. Savcıyı ben öldürdüm. Kızı da aradan çıkaracaktım ama sen yetiştin. Şimdi sana bir barış teklif ediyorum. Adın ne senin? Savaş. Bak Savaş kardeş. Duyduğuma göre kadınlara silah çekiyormuşsun. Galiba sen kansız bir arkadaşımızsın. Sana lafı uzatmayacağım. Fotoğraflar poliste değil, kızda da değil. Tek bir alternatif kalıyor. Fotoğraflar sendeyse bana ver. Şu kapıdan çıkayım gideyim, bir daha da birbirimizi görmeyelim. Bak kardeş. Bak şu fotoğrafı görüyor musun? Hakkari Çukurcu orası. Yıl 2010. Dağlardayım ora. 36 gün yürüdük. 36 gün hiç durmadan. Bir ton leş aldık. Şehit verdim. Kardeşinden öte dediğim adamların kolunu bacağını topladım ben. Kurşun yedim. Can aldım. Can verdim. Sonra kızımın başına bir felaket geldi. Ben sana bunları neden anlatıyorum biliyor musun? Ben doluyum kardeş. Çok doluyum hem de. Bu patlamaya hazır volkanlar var ya hani, duman önden tüter. Öyleyim işte. Eserde Maraşlı da var tabii. Sen onu onunla çarp. Git bu evden. Bütün acımı senden çıkarmayayım. Değil parçanı, hücreni bulamazlar senin Allah'ıma kitabıma. Anladın mı? Anladım. Bu da demek oluyor ki bir daha görüşeceğiz. Adresim belli. Kızı öldürün.
Thank you.